Evet, geçenlerde yolcu koltuğunu nasıl ayarlayacağız? Çok şiddetle patlayan bir hava yassına karşı çok yakın olmamak için yolcular nasıl oturmalı, bunu anlattık. Tabii ki bu anlatım çok fazla kafa karıştırdı. Sürücü koltuğunda da en geride olmamız düşünüldü ama bakın şu anda sürücü koltuğunu en geriye aldığımda pedallara yetişemiyorum. Elbette ki sürücüler koltuklarını en geride kullanmayacak eğer boyu kısaysa. Yapacağımız koltuk ayarını anlatıyorum sırasıyla. Bu sıra çok önemli. Öncelikle biz uzun boylu bir kişiye göre çok daha aşağıdan bakıyoruz. Uzun boylu bir kişi buradan bakıyor. Bunun ayarını şuradan yükseltiyoruz. Olabildiğince yükseltiyoruz. Görüş hakimiyetimizi arttırdık. İkinci olarak ayaklarımızın pedallara yakınlık uzaklık ayarını yapacağız. Şu an çok zor yetişiyor. Şuradan. Evet, ayağımın rahat yetişeceği pozisyona getiriyoruz. Burada diz çok fazla kasılmayacak, artı bilek çok fazla kasılmayacak. Çok yakın olduğumuz zaman bakın şöyle, hem burası sıkıştırır, hem bilek sıkışır, hem de hava yastığına çok yakın oluruz. Bu kötü bir pozisyon. Dediğimiz olabildiğince ayağımızın rahat yetişip fazla kasılmayacağı bir uzaklığa koltuğumuzu geri olarak çekeceğiz. Diğeri direksiyona yakınlık. Şu an direksiyona çok uzak hissediyorum. İşte yapılan hata burada yapılıyor. Direkt ayağımızı ayarladığımız zaman direksiyona çok uzak kalıyorum dediği zaman kişi hemen buradan koltuğu ileri çekiyor. Ama direksiyona yaklaşmak için koltuk ileriye çekilmez. Yapılacak işlem test şudur. Bilekle direksiyon arasındaki boşluğu gördünüz. Beni rahatsız eden boşluk budur. Buraya değmesi gerekiyor. Şuradaki çıkıntıyı kaldırırız. Bu sırtlık ayarımızdır. Bu boşluğu istediğimiz ayara getiririz. Bırakırız. Daha sonra hafifçe ellerimizi bıraktığımızda şu kırıklık iyidir. Yani direksiyona yaklaşmak istiyorsanız bunu sırtlıkla yaparsınız. Oturma ayarını ileriye çekerek yapamazsınız. Ayağınızı sıkıştırmamanız lazım. Bu aynı zamanda dediğim gibi hava yastığının çok şiddetli bir patlama anında size zarar vermesini de engelleyecektir şu boşluk. Diğer son bir ayarımız daha var. Bu ayarda direksiyon ayarı. Mesela çok aşağıdaysa burada dizinize değebilir. Çok yukarıdaysa görüşünüzü kapatabilir. Olabilecek seviyeye getirmek için buradan açıp eğer kısa boyluysanız ve ayağınıza değmiyorsa hafifçe aşağı alıp şuradaki görüş açısını açmanızda fayda var. İstediğiniz ayarı aldıktan sonra bu yakınlık uzaklık da yapılabilir. Şunu kapattığınız takdirde hem görüş açınız rahat hem hava yastığına uzak ama ayaklarınız ve kollarınızda gayet rahat bir pozisyonda aracınızı kullanabilirsiniz.